Ramazan-ı Şerifler, Allah uzun ömür versin herkese, sevgili seyircilerimize, bizlere. Ama bir gün geldiğinde bizi bulamayacak. Biz olmayacağız. Fakat çocuklarımız olacak. Allah izin verir, ömür verirse. Biz istiyoruz ki çocuklarımız bizim Ramazan'dan aldığımızın fazlasını alsınlar. Bizim kulluktan anladığımızın fazlasını anlasınlar. Bizden daha iyi insanlar, daha güzel Müslümanlar olsunlar. Bunun için nereden başlamalı? Çocuğun eğitimi nereden başlar? Çocuk ve din, çocuk ve Allah, çocuk ve Ramazan deyince neler söylemek lazım? Aslında çocuklar çok hazırlar. Çocukların fıtratı çok temiz, tertemiz. Burada önemli olan ailenin ne kadar model olabildiği, ne kadar örnek olabildiği, anne babanın gayreti aslında. Hatta anne babanın bireysel olarak dini hayatı, manevi dünyası, ibadet hayatı çocuklar için birinci derecede bir örnektir, kriterdir zaten. Önce anne babanın kendini bir sorgulaması gerekiyor. Yani bu sorgulamayı her zaman muhakkak yapması gerekiyor ama Ramazan'da tekrar bir muhasebeye ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ben nasıl oruç tutuyorum? Ben nasıl namaz kılıyorum? Ben yaptığım ibadetle, davranışlarımla, ahlakımla ne kadar örnek olabiliyorum? Bu muhasebeyi anne babanın sürekli yapmış olması gerekiyor. Çocuklar çünkü hazırlar. Hazırlar, sadece model görmek istiyorlar. Onlar taklit etmeye zaten ama çok istekliler. Bu çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bakın, hocam model görmek istiyorlar. Hani güzel nasihat dinlemek istemiyor çocuklar. Model gör, burası çok önemli değil mi? Hani neyi söylediğimize değil de neyi yaptığımıza bakıyor çocuklar evin içerisinde. Evet, şimdi bu noktaya isterseniz önce bir şuradan gidelim. Doğru, yani hocanın dedikleri çok önemli. Onun da dayandığı bir temele işaret etmekte yarar var. Yani bizim önce bir defa çocuk algımızı sorgulamamız gerekiyor. Ya bizim dünyamızda çocuk kim, ne anlama geliyor, ona bakış açımız nedir? Bu konuda ciddi sorunlarımızın olduğunu düşünüyorum. Ve ikinci aşamada da eğitim konusunda kafamızı bir defa ıslah etmemiz gerekiyor. Eğitime nasıl bakıyoruz? Bizim gözümüzde eğitim nedir? Aslında bu düzlemde önce bir konuşmak gerekiyor. Mesela bizim toplumda, ki İslam dünyasında genelde öyledir, okul yaşına kadar çocuğun eğitim ihtiyacı zaten pek düşünülmez. Genelde, değil mi? Yeni yeni bir uyanış var. Evet. Oysa bırakın okul yaşına kadar, doğum öncesinde bile düşünebiliyor musunuz? Çocuk eğitim sürecini yaşıyor. Annenin beslenmesinden tutunuz, psikolojik durumuna kadar her şey o ceninin genlerine yükleme yapıyor. Değil geçiyor, mi? Daha hayata gözlerini açtığında o 9 aylık sürede annenin dünyasıyla neler paylaşıyor bakın. Orada bile biz belirleyiciyiz bakınız. Doğduktan sonra da mesela biz genelde bebeği vesaire nesne olarak algılarız. Değil mi? Karnını doyur, altını temizle, sırtını giydir, tamam. Oysa bu mu acaba? Değil hocam, bizim ha. Muhammed var, ellerinizden öper. 10 aylık, ben ona Fuzuli'den Allah bağışlasın. Nahtlar okuyor. İşte daha çok güzel. 6 aylıkken yanına giriyordum. Hakip hayine yetem der, ömürlerdir mutlasıl falan. Hatta hanım çok latife güzel diyor, çocuk divan edebiyatıyla konuşmaya başlayacak falan diye. Dinlesin ya da Kur'an-ı Kerim kucağıma alıp bir Kur'an-ı Kerim dinletiyorum falan. Yok evet. Bu bilimsel veriler de var bu konuda. Yani siz çocuğunuzun ileride ne olmasını istiyorsanız şimdiden onları dinletin vesaire diye. Bunlar yabana atılacak şeyler değil tabii. O hakikaten yükleme yapıyoruz. Ondan sonraki hayatında da işte hocanın dediği gibi yani kamera açık, sürekli çekim yapıyor. Biz zannediyoruz ki eğitimin belli zaman ve mekanları var. Hayır, eğitim hayat boyu süren bir süreç ve birey her zaman, her yerde, her şey ve herkes tarafından eğitiliyor. Şimdi bakınız, şimdi hiç boşluk yok. Şimdi anne baba olarak düşünelim. Sürekli çocuk eğitim sürecinin içinde, yaşadıklarıyla, etkileşim içine giriyor çevreyle ve onda bir şeyler oluyor. İyi veya kötü, olumlu veya olumsuz. Öyleyse yani biz çocuğumuzu eğitme derken bu sürecin böyle külliliğini, bütünlüğünü, hayatın bütünlüğü kapsadığını hesaba katmak zorundayız bir defa. Onun için de anne baba olmak büyük sorumluluk. Şimdi bir de anne babayla çocuğun ilişkisi bağlamında söylenecek dünya kadar söz var. Mesela
bilimsel araştırmalar neyi gösteriyor? 7 yaşına kadar, 6 yaşına kadarki süre çok kritik bir dönem. Bu dönemi en fazla kiminle etkileşim içinde geçiriyor? Anneyle. Anne babayla, aile içinde. Düşünün şimdi. 7'sinde neyse 70'inde odur diye bizde bir söz var. Güzel bir söz aslında. Yani onu bazıları şöyle anlıyor. Çocuk doğuştan neyse odur. Hayır. 7 yaşına kadar kazandıkları artık 70'inde ne olacağını büyük ölçüde belirleyici konumda. O bakımdan bizim anne baba olarak sorumluluklarımızı önce bilmemiz gerekiyor. Ve çocuğa bakışımız düzeltmemiz gerekiyor. Bakın bizim toplumda okur yazar, yani yazar çizerlerde de görüyorum bunu. Mesela çocuğu bir kil olarak algılıyor. Ne olarak algılıyor? Kil, evet. Çamur. Hı. Hani çanak çömlek yapılıyor ya, öyle bir çamur. Çamurdur diyor. İstediğin şekli ver. Hatta şimdi çağdaş tabirleri de kullanıyorlar. CD'dir, boş CD'dir. İstediğini doldur. Boş kağıttır, istediğini yaz. Şimdi bu mantıkla çocuğa bakan bir insan o çocuğun eğitimi konusunda sağlıklı adım atabilir mi? Asla. Bir defa çocuk hakkında son derece yanlış, olumsuz bir kanaate sahip. Çocuk nedir sorusunu yanlış cevaplıyor. Doğrusu ne hocam? Çocuk bir insan. Bizden tecrübesi daha az, potansiyelini henüz geliştirme aşamasında başlarında olan bir insan. Biz nasıl duygularımız varsa onun da duyguları var, beklentileri var, ihtiyaçları var. Dolayısıyla o ihtiyaçlarını, beklentilerini talep ediyor. Onları bulamayınca tepki gösteriyor. Biz tamamen onu tanıyarak onun ihtiyaç ve beklentilerine karşılık gelebilecek, onu güzel tatmin edecek, besleyecek, gelişimini sağlayacak ortamı ve etkileri ortaya